Evet, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü sorumuz SAT deneme sınavından alınma bir soru. Eski yıllarda verilmiş olan resmi SAT deneme sınavında sorulmuş. Soru zorluğu olarak da 2 verilmiş. Yani genelde herkesin çözebildiği sorulardan bir soru. Diyorlar ki yukarıdaki üçgen 25 tane küçük üçgenden oluşturulmuş, birbirine eşit ve eşit kenar üçgenler. Dedikleri işte DFH üçgeninin alanı 10 ise AFK üçgeninin alanı toplam alan nedir diye sorulmuş. Sordukları soru bu. Evet, isterseniz burada videoyu durdurup soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa devam edelim. Şimdi bu soruyu iki değişik yolla çözebilirsiniz. Birincisi, en basiti tabii ki. Şimdi biliyorsunuz ki bu üçgenler hep birbirine eşit. Şimdi DFH üçgeni 10 ise kaç tane üçgen, küçük üçgen var içerisinde? 4 tane var. Dolayısıyla şöyle yazabilirsiniz. Bir küçük üçgen eşittir 10 bölü 4. O da eşittir 2,5. Kaç tane büyük üçgende kaç tane var? 25 tane var. Dolayısıyla A, F, K üçgeninin alanı eşittir 25 çarpı 2,5. O da eşittir 62,5 diye bulabilirsiniz. Bu bir. İkinci yol, tabii ki şu DFH üçgeni ile AFK üçgeni birbirine benzer. DFH üçgeni benzerdir AFK üçgeni. Benzerlik oranı ne? 2'nin 5'e oranı. Böyle benzerlik oranı 2 üzeri 5. Benzerlik oranı 2 üzeri 5 ise alanların benzerlik oranı bunun karesine eşittir. Yani alan DF yani bilmeniz lazım. Eğer iki üçgen birbirine benzerse alanların oranı benzerlik oranının karesine eşittir her zaman için. Bilseniz iyi olur. Dolayısıyla bölü 5'tir. İse yani 4 bölü 5 eşittir 10'un büyük şu alana x diyelim. İşte buradan ne çıkıyor? 4 bölü 25 tabii ki. Şunun karesi 4 bölü 25. Büyük üçgenin alanına da x diyelim. Buradan ne çıkar? 4x eşittir 250 ise x eşittir 62,5. Aynı şeyi bulacaksınız tabii ki. Evet. Dolayısıyla doğru cevap burada. Eşik. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.